Sonu'yu, ikinci kızım. Herkese teşekkür ederiz. Burada muhteşem bir seyirci var. Harikaydılar. İnanılmazdı. Muhteşemdi. Benim kadar muhteşem değil. Lütfen bize robot gösterisini yapmadan gidemezsiniz. Tamam. Şuradaki gösteri hepinize gelsin. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Ah, öyle mi? Asıl ben size unutulmaz bir şey göstereceğim. Bundan daha iyi olduğunuzu düşünmüştüm aslında. Ne demek daha iyi bir şey? Sonuçta bunlar gayet kolaydı. Ne kadar zor olabilir ki? Dalga mı geçiyorsun sen? Ne demek gayet kolay? Bunlar oldukça zor. Zor, evet. Ama risk olmadan mı? İyi olmadığınızı söylemiyorum ama çok önemli bir şeymiş gibi görünmüyor. Top üstünde zıplamalar, lobut ısırmalar ama önemli hiçbir şeyi riske atmıyorsunuz. Ne yapmamız gerekiyor yani? Bilemiyorum. Ben farklı bir şeyler düşünüyordum. Daha gösterişli. Belki de böyle bırakmak daha iyidir. Muhtemelen yapamazsınız. Ben hiçbir şeyden korkmam. Madem öyle diyorsun, o zaman dilek çeşmesinden atlarken havada bir lobutu yakalamalısın. Buna ne dersin? Ben var. Böyle saçma bir meydan okumayı kabul etme. Kuyuya düşebilirsin. Ama asla dönemeyecek. Kuyuya düşmesini istemezsin değil mi? Hayır, kuyuya düşmesine izin vermem. Şükürler olsun. Siz yapacaksınız. Şimdi ikiniz de işe koyulun. Neden biz? Her şeyi durdurabilmek için geriye bir arkadaşlık seremonisi kaldığını bilmiyor musunuz? Ondan sonra Amin'in yapbozunu son parçası da tamamlanacak. Şimdi şunu dinleyin. Tamam, hazır mısınız artık? Tabii ki. Skeç, geri çevirmek için fırsatın var. Hayır, yapmak istiyorum. Bana lobutu fırlat. Sakıncası yoksa ben fırlatacağım. Tamam. Üçe kadar sayınca. Bir, iki, bir, üç. Şahsi bir şey değil. Evet, biz senin büyük hayranlarınız. Başardık. İma. Burada neler oluyor böyle? Arkadaşımız Skeç kuyuya düştü. Hayır, bu korkunç. Hepsi onun hatasıydı. O ve iki adamını. İma, biliyordum. Hey, sakin olun biraz. Skeç'in kuyuya düşmesi benim adam değildi, biliyor musunuz? Biz onunla iddiaya girmiştik. Doğruyu mu söylüyor? Evet, ne yazık ki. Onu durdurmaya çalıştık ama bizi dinlemedi. Meydan okunduğu zaman Skeç asla geri çekilmez. Lucas'ın tam tersi. Evet, haklısın. Korkarım o küçük çocuk için doğru yavru Skeç'ti. Skeç'i oradan çıkarmak zorundayız. Ama bu ne yazık ki o kadar da kolay değil Flo. Dilek kuyusu çok özel bir kuyudur. Onun özel güçleri vardır. Aşağıda ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, daha önce kimse aşağı inmedi. O halde ne yapacağız? Cevabı bize sadece bir kişi verebilir. Peki sizler için ne yapabilirim? Tavsiyen gerekiyor Bilge Tosba. Evet, ve mümkünse bu seferki cevabınız karmaşık olmasın. Anlatın, sizi dinliyorum. Emma, Skeç'i, yani büyük şehre gitmesi gereken yavruyu dilek kuyusuna düşürdü. Dilek kuyusunun diğer kuyular gibi olmadığını biliyorsunuz. Ama onu oradan çıkarmanın bir yolu olmalı. Özel bir kuyu için özel bir şey gerekir. İşte yine bulmacalarına başlıyor. Söyler misin Bilge Tosba? Her şeyi yaparım, ne olursa olsun. Sadece şunu söyleyebilirim. Kurtarılanın kaderi kurtarıcısının elindedir. Dileği özgür iradeyle gönülden ve saf olandadır. Yani hepsi bu kadar mı? Pek bir kelime bile anlamadım. Geceyi burada geçirmek istediğinden emin misin? Evet, Skeç o kuyunun dibindeyken eve dönemem. Kalbinin saflığı beni şaşırtmaktan hiç vazgeçmiyor. Neyse,
Hadi iyi geceler. Uyumaya çalış. Belki açık bir zihinle Bilge Tosbağ'ın sözlerine bir anlam verebilirsin. Geceyi burada geçireceğimize sevindim Flo. Tıpkı tanıştığımız ilk gün gibi, hatırladın mı? Hatırlıyorum. Birkaç tane maceramız olmuştu. Evet, birkaç tane. Neyin var Flo? Aslında hiçbir şeyim yok Magic. Hadi ama bana söyleyebilirsin. Ben en yakın arkadaşınım. Arkadaşlık kalbini prensese vereceğim zamanı düşünüyordum. Ne söylediğini bir daha asla anlayamayacağım. Hayır, üzülme. İkimiz de birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki kelimelere ihtiyacımız yok. Birbirimizi anlayacağız. Belki de prensesin dönmesine engel olan benim bu korkum.